Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mezun tayfa veya geometriye yeni başlayanlar için, daha doğrusu Ağustos'un 5'inde programa başlayanlar için ders çalışma programından bahsedeceğiz. Tabii bu Ağustos'ta değil de Eylül'de başlayanlar için de, Ekim'de başlayanlar için de geçerlidir. Çünkü Ağustos'ta başlayanlar için bile düşünün, Şubat'ın sonu gibi bitireceğiz gibi arkadaşlar. Sonrasında başlayanlar da daha da Şubat değil de Mart, Nisan'da bitirirler. Nisan'da bitirmek zaten sıkıntı olmaz büyük ihtimalle. Çalışmaya devam. Neyse, geometri ders çalışma programındayız arkadaşlar. Ağustos'un 5'inde dersimize başlayanlar için. Kaçıncı haftayı anlatacağız bu hafta? 23. haftadayız. 23. haftada ne var arkadaşlar? Dönüşüm geometrisi. Evet. Dönüşüm geometrisi. Ya geçen hafta ne yaptınız? Bayağı bir hırpaladınız kendinizi. 2 hafta boyunca hatta. Bir konu anlatımıyla bir cebelleştiniz, orada bir soru çözme falan filan. 11 tane konu anlatımı analitik geometride bu kadar geniş aldık. Niye bu kadar geniş aldık onu da söyleyeyim. Bu kadar geniş olması gerekiyor mu? Evet arkadaşlar, analitikte ya analitik bilgileri zaten şeye geldiğiniz zaman da göreceksiniz. Türevde falan işinize yarayacak arkadaşlar. Analitik bilgisi ciddi anlamda matematikte de şart zaten. Ondan sonra bazı matematik konularında zaten çok kullanıyoruz. Detay önemli mi? Önemli tabii ki arkadaşlar. Bir de ÖSYM son zamanlarda dikkat ederseniz hep analitik geometriye ve katı cisimlere ciddi anlamda önem veriyor ve özen gösteriyor arkadaşlar. Ve genelde seçici sorularını artık buradan soruyorlar. Değişik sorularını buradan soruyorlar. O yüzden orada da her tarz şey yaptık. Ha, analitik geometri konu anlamında bakacak olursanız 11 videoda değil de ben kısa kısa videolar şeklinde, yani kısa kısa değil derken hani konu konu derken 11 videoya kadar çıktı. Yani koca bir analitik geometri konusu. Detaya da girdiğimiz için ondan dolayı öyle oldu. Bence bu şekilde de olması lazım arkadaşlar. 20'şer dakikalık videolar ya da 15'er dakikalık. İşte videoların kaç dakika olduğunu da unuttum gerçi ama. Bu şekilde olması lazım çünkü bayağı bir şey öğrenmiş oldunuz. Genelde formüle dayalı olmadığını gördünüz. Birkaç temel bilgileri bilmeniz gerektiğini gördünüz ve analitik geometriyi de o şekilde hallediyorsunuz. Ki tabii ki formül var. Noktanın doğruya olan uzaklığı bilmem ne falan filan. Onlar var arkadaşlar ama genelde hep ne yaptık? Şekil çizerek yapmayı öğrettik. ÖSYM'nin sevdiği şey de budur. Dikkat edin arkadaşlar. Ya kendini şekil çizerek yapacaksın ya da nereden yapacaksın arkadaşlar? Basit bir şekilde şekli çizip ya da analitik düzlemdeki şekli çizip ona göre soruları çözeceğiz. ÖSYM bu arada son zamanlarda onları da takmışlar arkadaşlar. Hani analitik geometride şekil çizmeyle ilgili, analitik düzlem çizmeyle ilgili. Onu ne zaman yapıyorduk? Kısa bir ders tekrar gibi bir şey oldu ama olsun. Sonuçta burada rehberlik yapıyoruz. Onu da ne zaman yapıyorduk? Özel doğrular ya da özel durumlar verildiği zaman, işte x eksenine teğet, x eksenine dik y eşittir x doğrusu ya da nokta verilmişse eksen üzerinde, onun gibi durumlarda da analitik düzlemi çizmek çok mantıklı oluyordu. Hatta özel durum mesela a 2'ye 5 verdim, b de 2'ye 7 verdim mesela. Bu da özel bir durumdur. X eşittir 2 doğrusu üzerindedir çaktırmadan. Değil mi arkadaşlar? Ki ÖSYM'nin de öyle bir sorusu da var zaten biliyorsunuz. Evet, analitikte bir hafta boyunca konu çalıştınız, bir hafta boyunca da soru çözdünüz. Büyük ihtimalle çok iyi şeyler, yani büyük ihtimalle konuyu iyi bir şekilde öğrendiniz. Yani dediğimi yaptıysanız, yani çalışmalarınızı yaptıysanız, soruları çözdüyseniz, yani %100 belki hepsini yapmamış olabilirsiniz. İşte ne bileyim, kitap çözülmemişsinizdir belki. Ama konu anlatımı ve ardından konu anlatımında fasikülündeki testleri çözdüğünüz zaman büyük ihtimalle bir eksiklik kalmayacaktır. Zaten kaç tane? 14 tane test var Allah aşkına. Her tarzı zaten orada mevcut. Sizin eksiğinizi kapatmıştır. Ama biz ne yapıyorduk? Tabii ki fasikül haricinde iki kitapta bitiriyorduk. O yüzden de bu şekilde gittik. Ama şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Dönüşüm geometrisine geçiyoruz. Onunla ilgili çok fazla konuşmayayım isterseniz. Analitiği öğrendiniz. Dönüşüm geometrisi de, dönüşüm geometrisinde de analitik lazım mı? Tabii ki lazım arkadaşlar. Göreceksiniz, noktanın doğruya göre simetriğinde falan yine analitiği kullanacağız arkadaşlar. Evet, bu hafta bir de geç kaldım. Bu konuda da özür diliyorum sizden. Çünkü analitik katı cisimler fasikülünü çıkartıyoruz biliyorsunuz. Çok güzel bir ürün geliyor onların düzeltmeleriyle. Her şeyle uğraşıyoruz daha doğrusu. Ki zaten çarşambaları bizi geometri gündeyiz ya, aslında çok da geç de kalmış değilim. Yani programınız yarın başlıyor aslında. Yani soru çözmedir, odur budur. Yarın başlıyor arkadaşlar. Çarşamba günü başlıyor daha doğrusu. Çarşamba günü ne yapacaksınız arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Bu hafta 23. haftadayız. Dönüşüm geometrisi konusundayız arkadaşlar. Dönüşüm geometrisi konusunda ne yapacaksınız? Dönüşüm geometrisinde neler var? İşte bir öteleme var, döndürme var. Ondan sonra noktanın noktaya göre simetriği var. İşte noktanın doğruya göre simetriği var. O tür konulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hatta müfredattan kaldırıldı ama doğrunun doğruya göre simetriği de var arkadaşlar.
Onun küçücük bir yerinden bahsettim sadece. Kitapta yok, fasikülde yok ama ben ekstradan konu anlatımında da bahsettim. Haberiniz olsun. Konu anlatımı olarak çok fazla yorulmayacaksınız. Özellikle nokta döndürmesi çok hoşlanacağınız ve çok da rahat bir şekilde yapabileceğiniz. Sanırım kitaplarda öyle anlatılmıyordu arkadaşlar. Ben o şekilde anlattım. Fasikülde de o şekilde anlattım. Büyük ihtimalle anlatanlar da vardır, anlatmayanlar da vardır. Formüle dayalı yaptıranlar vardır. Mesela ben formüle dayalı yaptırmıyorum arkadaşlar. Konu anlatımında da göreceksiniz. Çok fazla ezber yok. Rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir konu arkadaşlar. Dönüşüm geometrisi. Ciddi anlamda çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Sınavda kesinlikle tabii ki çıkıyor. Yani döndürme olsun. Hangisi çıkarsa artık bilemiyoruz. Döndürme mi verir? Öteleme mi verir? Hangisi çıkar? Simetriyeni mi sorar? Yansımasını mı sorar? Bilemiyoruz. Mutlaka sınavda karşılaşacağımız bir soru. Yani bu konuda mutlaka bir soruyla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Evet. Dönüşüm geometrisi. Arkadaşlar konusunu bir günde halledebilirsiniz. Bütün konusunu. Zaten kaç video var? 4 ya da 5 video vardır. Yeni unuttum sayısını. 5 videodur büyük ihtimalle. Dönüşüm geometrisini ne yapıyorsunuz? Çarşamba günü bitiriyorsunuz. Buraya yazayım isterseniz. Notumu alayım ben de. Siz de şey yaparsınız. Konu anlatımı. Konu anlatımı ne yapacaksınız arkadaşlar? Konu anlatımını çarşamba günü halledin. Sonra ne yapacaksınız? Perşembe günü geometrinin ilacındaki kitabı çözeceksiniz arkadaşlar. Geometrinin ilacı. Ne zaman? Perşembe günü. Ondan sonra bak şey dönüşüm geometrisi ayrı bir soru olarak alınmış arkadaşlar orada. Tahminimce çoğu kitapta diğer kitapları incelemedim tabii ki bu sene. Yine başımı kaldırıp kitap incelemesi yapamadım. Tahminimce diğer kitaplarda çok fazla dönüşüm geometrisiyle ilgili şey bulamayabilirsiniz. Genel testlerin içerisinde belki bulabilirsiniz. Elinizdeki kaynakta olmayabilir dönüşüm geometrisi. Olmazsa da çok fazla sıkıntı yok arkadaşlar. Önemli değil. Fasikülde zaten yine yeteri kadar orada soru verdik. Ama elinizdeki kitapta eğer şey varsa orta seviyedeki kaynakta çözüyordunuz ya dönüşüm geometrisi varsa onu da cuma günü halledin. Niye? Niye? Onu da söyleyeceğim. Onun testlerini de cuma günü halledeceksiniz. Orta seviyede kaynak. Orta seviyedeki bu perşembe. Orta seviyedeki kaynağı ne zaman halledeceksiniz arkadaşlar? Cuma günü halledeceksiniz. Tahminimce çok fazla yoktur. Yani 2 test, 3 test, en fazla 4 test falan vardır. Çok fazla teste konulmuyor arkadaşlar. Ya da konulara serpiştirilmiş bir şekilde konuluyor. Ayrı bir şekilde konulmayabilir bazı kitaplarda. Ya o konuda da hak da veriyorum aslında. Yani diğer konularla da bağlantısı olduğu için, oralarda sorulduğu için belki bazı kitaplarda almıyor. Yani çok da büyük bir sıkıntı değil aslında. Ama biz ne yapıyorduk? Bir geometrinin ilacı çözüyorduk. Bir orta seviye kaynak çözüyorduk. Acil kitabı ne zamandı arkadaşlar? Bütün analitik bittikten sonra. Mesela önümüzdeki hafta acil geometri zamanı arkadaşlar. Onun da zaten rehberliğini çekeriz. Analitik bitiyor ya. Süper ya. Harikasınız ya bu arada. Evet. Az bir şey kaldı. Neyse. Cuma günü ne yapıyorsunuz? Orta seviyedeki kaynağı bitiriyorsunuz. Cumartesi ve pazar. Cumartesi ve pazar da arkadaşlar ne yapacaksınız? Acil matematik analitik fasikülünde 9 tanecik test var. Bir gün 5 tanesini çözün, öbür günde 4 tanesini çözün. Tamam mı? Yani normalde ben bunu pazartesinden başlatmış olsaydım nasıl başlatırdım onu da söyleyeyim. Belki bir hafta sürdürebilirsiniz bu programı. Konu anlatımı kesinlikle bir gün. Geometri ilacı kesinlikle bir gün. Orta seviyedeki kaynak 2 gün. 1, 2, 3, 4 yaptı. Şeylere de arkadaşlar... Analitik fasikülüne de 3 gün verirdim. 3, 6, 9 olacak şekilde arkadaşlar. O şekilde ama sanki bu şekilde de rahat bir şekilde halledebilirsiniz gibime geliyor. Yani şeyde geometrinin ilacında kaç tane test vardı orada ya? 5 tane test vardı galiba. Bir günde kesinlikle biter. Orada da ciddi anlamda var ya çok güzel emek var, çok güzel sorular var. Yani çok güzel şeylere değinmiş Yunus Hocam, Mehmet Karayel Hocam. Ciddi anlamda onlara da teşekkür ediyoruz. Hatta bizim bazı yerlerde değinmediğimiz noktalara orada da değinilmiş arkadaşlar. Hatta bir tane formül var demiştik. Çıkmaz demiştik ama yine ne olur ne olmaz hocamız da koymuş oraya. O formülü de orada değindik mesela. Çok da güzel oldu. Yani ben o kitabı çözerken çok zevk aldım. Çünkü ciddi anlamda çok değişik. Ciddi anlamda değişik sorular orada da her tarz olarak konulmuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizi geliştirecek olan kitaplardan biridir yine. Yani bu konuda geliştirecek. Dönüşüm geometrisinde de çok güzel şeyler yapmış arkadaşlar. Neyse. Analitik fasikülünde 5 cumartesi günü çözün. 4 de pazar günü çözün arkadaşlar. 5 tane ya da 4 tane test sizi zorlamaz. Sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Zaten 5 tane testte kaç tane? 8'er tane de soru var desek. Bazı testler 12'lik de.
Ya en fazla 60 soru yapıyor arkadaşlar. 60 soru bence çözebilirsiniz yani. Özellikle dönüşüm geometrisinde çok da fazla sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Konu anlatımını kısmını iyi bir şekilde hallettiğiniz sürece bu 5 ve 4 sıkıntı olmaz. Ama bazen şey gelebilir. Belki kafanız patladı, yoruldu. 3 testten fazlası kaldıramıyorum diyorsanız 9 testi 3 6 9 şeklinde yapıp pazartesi gününe de kaydırabilirsiniz tabii ki. Yani en fazla hiç o zaman da hiçbir şekilde kasmamış olursunuz. Hatta şu öneriyi de vereyim ben size. Cuma günü elinizdeki orta seviyedeki kaynakta dönüşüm geometrisi konusu özel olarak anlatılmamışsa eğer ne yapacaksınız? Siz analitik fasikülünü üçgene o şekilde de yayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? 3 6 9 şeklinde de yapabilirsiniz. Büyük ihtimalle elinizdeki kaynakta, orta seviyedeki kaynakta dönüşüm geometrisini ayrı bir şekilde almadıysa analitik testlerin içerisinde zaten büyük ihtimalle siz çözmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Ya da çözemediğiniz sorular vardır. Şimdi o çözemediğiniz sorulara geri dönüp yani bu konudan sonra bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim herhalde bu kadar arkadaşlar. Bu arada analitik de bitiyor. Çok iyi gidiyorsunuz maşallah. Büyük ihtimalle netleriniz 6-7-8 civarındaydı analitik geometriden sonra. Büyük ihtimalle netleriniz 7-8-9 oldu ya da olacak analitik geometriden sonra. Hatta dönüşüm de var orada. Bir de katı çizimden sonra fullemeler, süper gidiyorsunuz arkadaşlar, harika gidiyorsunuz. İnşallah daha iyi olacak. Bundan her sınavda daha iyi şeylerle karşılaşacaksınız büyük ihtimalle geometride. Söyleyeceklerim bu kadar. Çalışmaya devam, çalışmaya devam, çalışmaya devam. Yapacak bir şey yok. Zaten evde kalmamız lazım arkadaşlar. Dışarıya öyle gezme tozma biliyorsunuz şu aralar çıkmamamız lazım. Yani koronavirüsünden dolayı, en azından evdeki kişilerden dolayı, yani yaşlı annelerimiz, babalarımız ya da dedelerimiz, nelerimiz var orada. Onların da zarar görmemesi için çok fazla kalabalık ortamlara girmememiz gerekiyor. Yani çok acıdır ki bu sizin için bir fırsat. Yani bunu fırsata çevirmeniz lazım. Tabii ki sağlık çok önemli, şey çok önemli ama ya zaten yasaklar masaklar da var. O yüzden hafta sonu iyi bir şekilde her şeyi halledebilirsiniz diye düşünüyorum ve hayırlısıyla inşallah bu konuyu da, bu geometrideki analitik konusunda bu hafta kapatıyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Katı cisimlere başlayacağız arkadaşlar. İnşallah. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.